Cihazımızın alt kapağındaki 10 adet S2 vidamızı sökeceğiz. Söktükten hemen sonra bataryanın anakart ile olan bağlantısını hemen kesiyoruz. Daha sonra T5 tonu vidamızla bataryanın üzerindeki 5 tane vidamızı söküyoruz. Sonra yeni olan bataryamızı takacağız. Batarya değişimlerde muadil tercih etmiyoruz. Orijinal batarya tercih ediyoruz. Muadil bataryalar genelde çok fazla sorun çıkartabiliyor. Sonrasındaki uğraştığınız zaman ve emek değmiyor onu kullandığınızda. Aradaki farkı verip orijinal kullanmanız her zaman daha iyi. Bataryaya bağlantımızı bağlamadan bakım işlemine geçiyoruz. Bakım için öncelikle bakır soğutucumuzun vidalarını söküyoruz. İşlemci üzerindeki kurumuş eski termal macunları statik bez ile temizlememiz gerekiyor. Buradaki temizleme işlemi oradaki macunun durumuna göre değişebiliyor. Tertemiz olması gerekiyor. Daha sonra fanımızı sökmemiz gerekiyor. Fanımız da 3 tane vidayla tutuyor. Bunları söktükten sonra dikkatli bir şekilde soketinden çıkartmamız lazım. Sokete zarar vermememiz ve kablosuna, fanın kablosuna da zarar vermememiz gerekiyor. Dikkat etmemiz gereken buradaki soketin açılma şekli ve sökülmesi. Takarken de yine aynı şekilde fanımızı temizledikten sonra takıyoruz. Termal macun uygulamamızı yapacağız. Termal macunumuzu çok fazla da sürmüyoruz. Çok az da yeteri kadar sürmemiz gerekiyor. Videodaki görüldüğü gibi uygulayabilirsiniz. Daha sonrasında vidalarını takıyoruz. İşlemimiz bu kadar. Vidaların sıkma sırasına dikkat edin. Birden bir vidayı hemen sıkmayın. Karşılıklı çapraz olarak sıkılıyor. Buna dikkat etmek gerekiyor. Düzgün bir şekilde oturabilmesi için. Fırça yardımıyla anakartımızın üzerindeki tozları temizleyelim. Sonrasında tekrar bakır soğutucunun üzerindeki vidalarımızı kontrol edip işlemi bitiriyoruz.
Cihazın alt kapağını da iyice temizledikten sonra bütün tozlardan arındırdıktan sonra 10 tane vidamızı tekrar S2 tone vidamızda takacağız. Burada sıkma işleminde yine hemen bir vidayı direkt sıkmayalım. Yavaş yavaş sıkıyoruz. Kademeli olarak. Sonrasında test işlemine geçeceğiz. Test aşamasında ise bataryamız doğru bir şekilde görmüş mü, durumu nedir, bunu görebiliriz. Elma menüsünden bu Mac hakkında'ya tıklıyoruz. Açılan pencereden sistem raporuna ve sol taraftaki güç sekmesine. Güç sekmesinin altında bataryamızın durum bilgilerini görebiliyoruz. Devir sayısı, durumu, yani bataryamız normal durumda mı yoksa değiştirmesi mi gerekiyor. Bizim çıkarttığımız önceki bataryada 1900 devire geçmişti batarya. İyi bir kullanım. Normalde bu devirlere gelmez çünkü kullanıcı iyi kullanmış bataryasını, onu gösteriyor. Ama tabii bataryası hemen değiştire geçmişti. O yüzden değiştirdi zaten. Yeni modellerde artık bataryanın yüzdelik olarak değerlerini de gösteriyor ama bu modelde desteklemiyor tabii. Yeni modellerde 2020 M1'lerden sonraki olan modellerde bataryanın maksimum kapasitesinin ne kadar olduğunu da görebiliyorsunuz. Bu modelde yok tabii. Buradan da kontrolümüzü yaptıktan sonra batarya durumunun normal olduğunu görüyoruz ve işlem tamamdır. Artık cihazımızı teslim edebiliriz. Müşterimize hayırlı olsun. Güle güle, iyi günlerde kullanması dileğiyle. Eğer siz de MacBook Air 2017 bataryanızı değiştirmek isterseniz bu şekilde bizden satın alarak 1 yıl garantiyle kendiniz değiştirebileceğiniz gibi servisimize gelip bizden de destek alabilirsiniz. Videoyu izleyip beğendiyseniz, eğer yararlı olduğunu düşünüyorsanız beğenmenizi rica ediyoruz. Kanalımızı takip ederseniz bunun gibi kullanıcıların kendi yapabileceği onarımları öğrenip kendiniz yapabileceksiniz. Bu modelin dışında farklı bir Mac modeli kullanıyorsanız da kanalımızı takip etmeye devam edin. Sizin Mac'inizle ilgili de onarımlar çıkabilir. Hem bilgi edinmiş olursunuz onarımlarla ilgili, hem de böyle bir ihtiyaç duymanız durumunda güvenilir bir Mac servisine ulaşabilmek için ön bilgiye sahip olmuş olursunuz. İyi günler, hoşça kalın.